Fiyatlar çok yüksek tabii ki. Pandeminin çok etkisi var, haddinden fazlası. Şimdi pandemi sana Türkiye'de devleti veya da Türkiye'yi bir kararlama kampanyası değil yani. Veya bu dünyayı etkiledi yani. Yani bunu pandemiyi de devlete mal etmek doğru değil. Bunu yani Avrupa yapmıştır. Avrupa'nın dünyaya verdiği bir zarardır. Benim en büyük son kanaatim, en büyük şeyim Avrupa ülkesi yapmıştır. Çin yapmıştır ama başrol ya Amerika'dır yani. İsrail'dir, Fransa'dır. Ermenistan, İsrail, Amerika, Fransa, Avrupa ülkeleri. Çin kullanıldı yani. Projeyi, krokoyu çizen Amerika'dır. Buradaki hedef ne biliyor musun? Mert ve delikanlıca Allah için konuşmak gerekirse burada Tayyip'in bizzat şahsını indirmek. Yani burada şahsa zarar vermek, Tayyip'e zarar vermek, AK Parti'ye ama özellikle Tayyip'e yani AK Parti'ye de yani. Ya Tayyip gitsin de AK Parti bir şekilde toz duman olur yani, darma duman olur yani. Ben niye biliyor musun abi? Şimdi ben pazara gidiyorum ya, pazar zam var. Ya bunu kim yaptı? Tayyip yaptı. İşte kardeşim iktidar bunu yapıyor. Ondan sonra işte sanayiye gidiyor. Kim yapıyor? Ya AK Parti'ye. Ya Tayyip yapıyor. Kardeşim Türkiye'nin başkanı bunu enflasyon indirse şey yani dolara gidiyoruz ya doları Tayyip çıkartıyor. İşte bankarda pay çıkıyor. Tayyip yapıyor. Kardeşim bunu niye indirmiyor? Her şey yerinde kendisi yani başkan. Her kurumdaki şeyin her şeyi Tayyip'e mal ediyorlar. Koronavirüs Sayın Erdoğan'ı devirmek için bir kara propagandadır yani. Karalama ya kampanyasıdır. Batı'nın Tayyip Erdoğan'ı bitirmek için, karalamak için halkına, Türkiye'ye bir kara propagandadır yani. Bunu gerçekten samimi olarak diyorum yani. Siyasi tecrübeme dayanarak ben de siyasetin içinden, politikanın içinden basını, gazeteyi, televizyonları, interneti izliyoruz. Benim gördüğüm kadar bu kadar. Ben yani bunu kesin diyorum. Yani bunu dünyada da, Türkiye'de yani bunu. İşte sana örneğini vereyim. İşte Doğu Akdeniz, Bulgaristan. Niye Tayyip'i devirmek için? İşte Azerbaycan, Tayyip'i devirmek için. Suriye, Tayyip'i devirmek için. Irak, Tayyip'i dönmesin diye ekonomiye zarar. Tayyip'i Türkiye'de oy potansiyeli olarak halkı kaynağına getirip devremedikleri için içeriden ve dışarıdan da devremedikleri için koronavirüsten devirmek için iş yerleri kapansın, insanlar işsiz kalsın, ya yürüyüş yapsınlar. İşte Tayyip Erdoğan istifa, AK Parti istifa, halkı, insanlar işsiz kalıyor. Kardeşim işsizdir be. Ben korona morona tanımıyorum. Korona nerede gelse ben sen bana iş ver. İş vermiyorsa benim sigortamı, maaşımı ver diye. Ya hükümeti ve Tayyip Erdoğan'ı zayıflatmak için böyle bir kampanya başlattılar yani. Sağduyunun akıllı ve mantıklı hareket etmesini çok arz ederim. Ben de dahil içine. Güzel Türkiye'miz, cennet vatanı daha iyi ayakta tutmak için Müslüman'ın uyanık olması lazım. Bu da hadistir. Bizim çok uyanık olmamız lazım. Ha bu günler geçer bu. Allah bu günleri inşallah bir an önce duayla hep yani berbata defolmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Ama benim şeyim bizim uyanık olmamız lazım. Ha darda olabiliriz yani sıkıntımız olabilir. Allah bunu bir yazıyor. Ama buradaki hedef inan bu Tayyip Erdoğan şansı giderse gerçekten şu gördüğümüz ülkeler var ya onlardan daha beter olur. Çok kötü bölünürüz. Sabırlı olmak lazım. Reise, lidere, başkana, başkanımıza, cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak lazım. Ben AK Partili değilim. Ben Demokrat Partiliyim. Ben Demokrat Parti'nin üyesiyim ve delegesiyim. Ben Tokatlıyım. Tokat Turhal'da milletvekili ön seçim yani delegesiyim. Ön seçim delegesiyim. Ben Turhal'da da gençlik kolları yani yönetimdeyim. Benim 7000 ecdadım biz ya Demokrat Parti biz sağcıyız. Ama ben hizmetlere dayanarak yani gerçekten bir şeyleri görmek lazım yani. Ben isterim tabii ki benim yani Demokrat Parti'yi ben tek başına iktidar olmasını. Yani demek ki bir yerde bir eksikliği var yani. Yani demek ki bu adam 18-19 sayıda demek ki bu bizlere bir hizmet sunmuş. Ülkeye bir hizmet, yani Avrupa'daki Müslümanlara bir hizmet sunmuş yani. Avrupa'daki, Avrupa halkında, halk da bunu görüyor yani.